Ya o kafasına taş takmış diyorum sana. Yok artık ya. Şaka mı bu? Ay neye uğradığımı şaşırdım, gözlerime inanamadım ya. Kadının biri gelmiş benim evimde kafasına taş takmış, salına salına dolanıyor yani. Nereden bulmuş bu tacı ya? Ne bileyim nereden buldu, babam verdi herhalde. Onun da halini bir görsen, böyle ağzı kulaklarında. Neyse, babam mutlu olsun da yeter, bırak. Hey, babam mutlu olsun da yeter, vallahi bütün sinirimi senden çıkaracağım şimdi Lila. İlk günden kafasına taş takan bir kadın, sonradan neler yapar hiç düşünebiliyor musun acaba? Değil mi? Ay neyse, bak şimdi annem gelecek. Onun yanında sakın açma bu mevzuları. Zaten yeni yeni toparlıyoruz. Ay tamam Lila, ben de sana anlatıyorum bir işte. Aynen. Annem geldi. Hoş geldin Anişko. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel anneciğim, böyle otur. Gel. Burası iyi. Sana bir... Pardon, bakar mısınız? Bir tane daha alabilir miyiz? Allah Allah. Ne oluyorsunuz ya? Biri ne içeceğime karar veriyor, biri nereye oturacağıma. Hasta muamelesi yapmayın bana, iyiyim ben. Ya anneciğim, ne alakası var? Ben burası daha rahat diye dedim. İyiyim tatlım. Anlatın bakalım, nasıldı dün gece? Yani güzeldi, fena değildi. Gelinlik mi giydi? Herhalde gelinlik giydenle. Genç kız sonuçta. Başka ne giyebilir? Nasıldı gelinliği, güzel miydi? Yani ben beğendim. Güzeldi böyle, şık, sade bir gün. Güzeldi, vallahi dayanamayacağım ya. Kız varoşun teki. Annesi böyle bohçacı gibi bir şey, sitcom ailesi gibiler ya. Hele o kardeşi, kendini ailenin asili zannediyor. Böyle bir salınmalar, salınmalar. Sen kimsin? Kimsin sen acaba? Gerçekten mi? Gerçekten. Ben az bile anlatıyorum. Sor Lila'ya, anlatsın sana ya. Yani biraz kötülerdi. Ay Halit 3 ay bile dayanamaz ayol onların. Ha öyle, ben de öyle düşünüyorum. Zaten babam aşık falan değil bence ona ya. Buldu genç kızı, öyle resmi yoldan gönül eğlendiriyor. O kadar bir şey değil bence ya. Eğlendirsin bakalım. Bu da geçer. Hadi. Bu ne içilir Zehra?